Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir, bunları anlamaya çalışacağız. Önemli trendlerin tekrar tekrar denendiğini görüyoruz ve bu trendler hakkında konuşmaya çalışacağız. Trendler kırılır mı? Burada Bitcoin için hangi seviyeler önemli? Bunları anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, Bitcoin'de aslında baktığımız zaman şu aralıkta, yani 27 Ekim 2023'ten bu yana gelen bir trendimiz var ve bu trende Bitcoin temas aldığında güzel hareketler yapmayı başarıyor. Örnek vermek gerekirse şurada yine bir tepki hareketini 42 binlere doğru yaptı fakat tekrardan denendiğini görüyoruz. Ve burada arkadaşlar gün kapanışına 8 saat kaldı. Yani Bitcoin'in aslında 41 bin dolar altında yapacağı gün kapanışlarında bu trendin kırıldığını söyleyebiliriz. Onun haricinde mesela 4 saatlikte baktığımız zaman 4 saatlikte aslında bu trendin kırıldığını söyleyebiliriz. Yani 4 saatlik zaman zarfında kırıldı, retest yaptı ve yeniden bir burada düşüş yaşadığını görebiliyoruz. Ve burada 40.400'lerden bir tepki hareketi gelse de aslında 4 saatlik zaman zarfında 41 bin doların üstüne atıyor olması gerekecektir. Bahsettiğim gibi aslında bu kırılımın günlüğe yansıması Bitcoin adına sıkıntıların daha da devam edebileceği anlamına gelir. Bu yüzden bu noktayı önemsiyorum. Yani 41 bin doların kaybı potansiyel 37-38 bantlarına doğru hareketleri tetikleyecektir. Ve burada arkadaşlar bir diğer önemsediğimiz yapı şuydu ve bu yapıyı aslında Twitter üzerinden de sizlere paylaşmıştım. Burada direkt olarak VPVR açısından önemli bir bölgede olduğumuzu görüyoruz. Yani son hacimli bölgedeyiz. Ve bu bölgenin kaybında Bitcoin arkadaşlar 40.500'ü kaybetmesiyle birlikte şu bölgenin bakın kolay kazanıldığını ve hacimsiz bir alan olduğunu görebiliyoruz. Ve burada direkt olarak bizlere 37-38 bantlarını işaret eden ve bu bölgenin hacimli olduğunu gösteren bir VPVR'ımız var. Bu yüzden aslında Bitcoin'in günlük kapanışında hem 41.000 hem de 40.500 seviyesi önemli olacaktır. Yani günlük kapanışta örnek vermek gerekirse 40.500'ün altına gelecek olan kapanışlar artık hacimli bölgenin tamamen kaybolduğu anlamına dahi gelebilir ve burada düşüşleri daha da sertleştirebilir. Onun haricinde peki biz Bitcoin'de yukarıya yönlü bir hareket göreceksek, yani yukarıya doğru gerçekten gideceksek ne yapmamız lazım? Bakın şu tampon bölgeyi sizlere çok defa göstermiştim ve aslında bu tampon bölgeyi uzattığımız zaman arkadaşlar bizlere şunu gösteriyor. Diyor ki burayı kazanırsan 44 bin doların üstüne atabilirsen o zaman yukarıyı konuşmak mantıklı olacaktır. Fakat şu anda bu bölgeyi kaybettiğin için, yani bu bölgedeki artık alıcıları satıcıya, potansiyel satıcı haline getirdiğin için sıkıntı devam edebilir diyor. Bu yüzden arkadaşlar benim aslındaki planım şu yönde: Bitcoin 44 bini kırmadığı sürece burada yukarıyı hedeflemek mantıklı olmayacaktır. Yani yeniden acaba şu trende doğru bir hareket yapabilir miyiz? Ve bu trendle birlikte mesela şurayı kapatmak istiyorum. Burada göreceksiniz arkadaşlar şu mavi trende doğru geçmişte baktığımız zaman bir hareket meydana gelmiş. Örnek vermek gerekirse bakın şurada bir hareket yapmış, ardından geri çekilme, sonra bir mavi trende doğru yönelmeye çalışsa da fazla bir hareket göremiyoruz. Bizim de burada dikkat edeceğimiz nokta şu olacaktır. Yani yeniden bu trendler 48-49K'lar denenebilir mi diyebileceğimiz nokta 44.000 tampon seviyesinin alınmasıyla olacaktır. Fakat bunu görmediğimiz sürece hala Bitcoin'de aşağıları hedeflemeye ben devam edeceğim. Ve sizlere söylediğim gibi şu anda günlük kapanışta iki seviyeyi önemsiyorum. Buradaki trendin altındaki likiditeler zaten alınmaya devam ediyor. Fakat 40.000 dolar psikolojik desteği henüz zorlanılmadı. Ve buranın altındaki likidasyonların henüz alınmadığını da söylemek istiyorum. Yani market adına biraz daha korku yaymak istiyorlarsa Bitcoin'i 40.000 psikolojik desteğinin altına da atmak isteyebilirler. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bakalım, bunu bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. 40.500 ve 41.000 dolar seviyeleri önemini korumaya devam ediyor. Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bir diğer grafiğimizde ise aslında Bitcoin'deki günlük uyumsuzlukları görüyoruz arkadaşlar ve bu günlük uyumsuzluklar soğumaya devam ediyorlar. Ve buradaki bahsettiğimiz aslında 4 saatlikteki pozitif uyumsuzlukların da henüz tam olarak onaylanmadığını görüyoruz. Yani ne istiyoruz? Bitcoin bir 4 saatlikte uyumsuzluk yapabilsin ki yeniden yukarıya ataklar yapabilsin. Burada da henüz pozitif uyumsuzluk göremiyoruz.
Bahsettiğim gibi günlük tarafta aslında Bitcoin'de arkadaşlar geçmişte olduğu gibi tam ETF haberinde güzel bir uyumsuzluk ve ardından sert düşüşler görmüştük. Ve burada da Bitcoin ETF onaylandı ve ardından aslında görüyorsunuz sert bir düşüşle karşı karşıyayız. Ve burada baktığımız zaman üçlü uyumsuzlukların hedefinin hemen hemen %20-25 civarında olduğunu sizlere göstermiştim. Yani burada birçok üçlü uyumsuzluk görebiliyorsunuz ve buradaki birçok uyumsuzlukla birlikte düşüşlerin de %20-25 civarında geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada mesela birçok uyumsuzluk var. İlk kademede yine arkadaşlar bir düşüş meydana geldiğini görüyorsunuz %25 civarında ve Bitcoin'deki bu düşüşün de %20-25 civarında olduğunu varsayarsak, yani olacağını varsayarsak, bizlere ilk aşamada 38 bin dolarları gösteriyor. Ve bahsettiğim gibi %25'e varan bir düşüş olursa ise 36 bin dolarları gösteriyor. Yani bana kalırsa Bitcoin için 38-36K aralığı önemli olacaktır ve burası market için kader anı olabilir. Yani buradan gelecek olan tepkiler Bitcoin'i yukarıya doğru taşıyabilecek mi? Gelecek olan hareketlerin sertliği nasıl olacak? Volatiliteyi nasıl etkileyecek? Bunları da sizlerle birlikte değerlendiririz. Onun haricinde Bitcoin'de baktığımız zaman MACD tarafında kesişim gelmek üzere. Yani bu kesişim neyi aslında anlatıyor bizlere? Yeşilin kırmızıyı kesmesi. Burada da görüyorsunuz MACD tarafındaki haftalıkta gelen bir sinyali gösteriyor. Ve haftalıkta sat sinyali geliyor. Ve haftalıkta gelen sat sinyali ile birlikte arkadaşlar Bitcoin'de bakın şunu görüyoruz. Sonraki haftalarda biraz düzeltmeye çalışsa da fakat bu hareketler devamlılığını sürdürüyor ve ardından düşüşleri devam ettiriyor. Örnek vermek gerekirse haftalıkta gelen bir sat sinyalinin düşüşleri devam ettirdiğini görüyorsunuz. Yani burayı da takip edeceğiz. Tabii ki haftalık kapanışa daha çok var. Bu yüzden Bitcoin'in bu hafta kendini kurtarması lazım. Yani bu haftayı negatif bir mumla kapatırsa yüksek ihtimal şu kesişim bakın zaten çok yakın artık meydana gelebilir ve bu da haftalık adına kötü bir sinyal olacaktır. Ardından burayı zaten biliyoruz, buradaki yine kanala doğru girmeye çalışan Bitcoin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani kanala doğru iğnesini vurdu ve bir et yediğini görebiliyoruz. DXY tarafına baktığımız zaman DXY henüz direncini aşamadı. Yani 104.2-104.3 seviyelerini kırmadığını görüyoruz. Burada da DXY'nin yukarıya yönlü yapacağı hareketlerde bu seviyeleri takip ediyoruz. Yani Bitcoin'de ters yönlü hareketler devam edecekse DXY tarafında da pozitif bir hareket görmemiz gerekir. Bu yüzden 104.2 seviyesinin kırılımı hem DXY'yi yukarıya yönlü hareketlendirebilir hem de Bitcoin'i tam tersi olaraktan aşağıya yönlü hareketlendirebilir. Bu yüzden önemli olacaktır. Peki likidasyonlar ne durumda market adına derseniz, market adına long likidasyonları arkadaşlar 131 milyon doları buldu. Bunun yanında ise short likidasyonları 18 milyon dolar değerinde ve burada aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani gelen hareketlere baktığınız zaman yine aslında biner dolarlık bir hareket meydana geliyor. Yani Bitcoin ne yapıyor? Önce 40 bin dolarları deniyor, 40.500'leri, sonra 41.500 civarlarını deniyor. Fakat burada long ve short likidasyonlarında hala longların daha yüklü pozisyon aldıklarını ve iştahlarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde şunu da görüyoruz. Hala longlar üstünlüğü devam ettiriyor. Yani market henüz short tarafında şurada olduğu gibi bir ağırlığı alamadı arkadaşlar. Bu da bir diğer önemli ayrıntı. Yani neyi bekleyebiliriz? Market shortlara yönelsin ki içeriye alınabilecek bir likidite fazlalığı da meydana gelsin. Ama şu anda hala long tarafında ve geçmişte açılan pozisyonlarında çoğunun likidasyon seviyesi 40K seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Yani bu noktalar önemli olacaktır. Kademe kademe ilerliyoruz. Şu anda bugün kapanışının da önemli olacağını düşünüyorum. Yine bunları zaten değerlendiririz. Burada bakalım marketi biraz daha umutsuzluğa doğru ilerletmek isteyecekler mi? Ardından peki balinalar ne yapıyorlar? Bu düşüşü fırsat olarak değerlendiriyorlar mı derseniz, son ana baktığımız zaman bir yatay giden hareket görüyoruz. Yani şu son yükselişte genelde satışta devam eden balinalar şu anda ise bir alım fırsatı olarak değil de biraz daha yatayda devam ettiklerini söyleyebiliriz. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda açgözlülük seviyesinde ve 55 seviyesinde devam ediyoruz. Yani burada da tabii ki marketi korku seviyesine doğru yönlendirmek isteyebilirler. İnsanları daha da korkutaraktan ardından bir yükseliş gelecekse bu yükselişi yaşatmaları bana daha doğal geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.